soru, geçen senelerden itibaren bu dersi girerken bu üzerinde yazı yazar gibi benim sizin takım tezgahları imar mühendisliği dersi vermeme imkanı. Sizden, bunun için size bir background olması lazım. Yani bir temel bilmemesi lazım. Nedir o? Sizin bir, lise çıkışlı öğrencilere nazaran teknik lise çıkışlı, endüstri meslek lisesi çıkışlı, hatta onların içinde torna fiziğe, makina tekniği, makina bölümü gibi, teknik lisesi bölümü gibi bölümlerden mezun bir kişi olmak beni ilk anlayacak insanlar olur. Bu ders bakımından söylüyorum. Var böyle adam aramızda, endüstri meslek lisesi orijinli, menşeli adam var mı? Bunlar için de makinacı veya mühendisi yok. Kimse yok. Peki, meslek yüksek okulundan aramıza arkadaşlar geçiyor bazen, dikey geçiyorlar, son iki yıl geçiyorlar ve mühendis olmak istiyorlar. Bizim makine teknisyeni, makine meslek yüksek okulu bölümünden mezun İlhami Altın kardeşimiz. Buranın laborantı sorumlusu ama tahsili de mühendisliğin bir altındaki meslek yüksek okulu. Peki bu nedir? Bu tekniker eski tabirle veya teknisyendir. Şimdi böyle arkadaşlarımız var mı aramızda? Onlar da üçüncü sınıftan itibaren çünkü yukarı kadınlar var. Üçüncü söyleyeceğim şey şudur. Bu sene ikinci sınıfın yaz aylarında yapmakla mükellef olduğunuz bir staj. O staj 10 gün döküm, 10 gün kaynak, 10 gün lastik şekil verme, ve alıp çalışma. Döküm, kaynak, efendim bunlar onlar gün veya kısmen de bunların içinde plastik şekil verme olur. Siz de plastik şekil verme ile ilgili Nermin Hanım'dan geçersin o dersi dördün sonrasında gördünüz. Ne gördünüz? Şu tezgahlarda yapılmayan işleri gördünüz. Yani talaş kaldırmaksızın bir ürüne istediğiniz formu verebilmeyi sağlayan makinaları ve teknolojik usulleri. İmar usulleri. Ama onunla ilgili hemen staj yapmaya gönderdik. Bir de 10 gün yapacağınız staj arasında ne vardı? Talaşlı imalat stajı vardı. 2 hafta. 10 iş günü 2 hafta. Peki neye yarardı? İşte beni bugün bu derste daha iyi dinleyebilmenizi sağladı. Şimdi soruyorum. Birinci sorum bu. Staj yapmış olan arkadaşlarınız parmak kaldırsın. Hem de iyice belli olacak şekilde. Evet. Bu çok memnuniyet verici benim için. İndirin. Yapmamış olanlar hiç problem değil, suçlu aramıyoruz. Kimler onlar aramıyoruz? Evet, 3-5-10 kişi bu grubun içinde. Evet, bu arkadaşlarımız için en azından şu son grup için. Ben burada bir seans dersimize değil, ilk görüşmesini burada yapıyorum. Neden? Çünkü şu tezgahı hiç görmeyen, bir fabrika ortamından geçmeyen, bir adama takım derse, kalem derse, kurşun kalemini ve dolma kalemini alın. Halbuki şuradaki kalem. Bunlar kalem diyoruz, takım diyoruz. Bıçak diyoruz. Çakı diyoruz bıçağımız. Kocaman bir reze bıçağına çakı diyoruz. Halbuki bizim aklımıza ne gelir çekeceğiz. O bakımdan arkadaşlar bu derste bir fabrika yavrusunu andıran şu laboratuvar ortamını sizi çağırıyorum. İlk dersinizi böyle veriyoruz. Ama şundan memnunum ki bu dersi bir tamamen yabancı olduğunuz konuları aşmak için icat ettiğim şurada ders yapma efendim yöntemi, metodunu efendim gerekli görüyorum ama staj yapmış olan arkadaşlar için o kadar da gerekli değil. Fakat bir yandan da şunu biliyorum ki genellikle stajda gölgeliklerde, ağaçların altında tezgahlara teyit geçerek. 50 seneden beri bile Devlet Demir Yolları'nda genel müdür muhabir oldu arkadaşlarım. Onların staj yapma günleri bilirim 61 senesinde. Staj yaparken gölgeliklerde ağaçların altında yatanlar sonra orada genel müdür oldular. Çok iyi genel müdür oldular. Ama staj öyle bir işti ki arkadaşlar bir fabrikanın içinden hiç değilse geçiyorsun. Her an seni ayak altında dolaştırır gibi işine müdahale ettirmek üzere ustalar da her zaman yanınızda, yanlarında bulunmanızı istemezler. Ama gölge çok önemli bir şey. Fabrikanın içinden geçersin, arasında da gölgeliklere gidersin, teyit geçersin makinalar.
Ama makinaları görürüz. Şimdi bunlar makina değildir bir kere. Buradan başlayalım. Kullanılan makina değil artık. Neyse. Biz bir marifot aracının üzerinde kumaş ölçüp işleyeceği de tezgah yapıyoruz. Bir marangozun üzerinde tahta rendelediği şeyi de tezgah yapıyoruz. Ama bilhassa metal kesen makinalara takım tezgah dediğim zaman işte şimdi gördüğünüz tezgahlar olur. Bunların adı Almanca'da Werkzeug alet. Mesela bir pensilin adı Werkzeug alet. Takım mı? Bu Werkzeug, bu aletin yanına maşinin diye bir kelime getiriyor. Werkzeug maşinin. Bunun adı takım tezgah. Biz Türkçe'ye çevirirken bunun adını takım tezgah demişiz. İngilizce'ye dönüp bakıyoruz. İngilizce'de de bunun adı tool maşini. Tool ne? O da takım. Maşin, o da makine demek. Ama tool maşin dediğimiz zaman biz bunun adını güzel bir Türkçe'yle tercüme etmek istiyorsak takım tezgah. Kimse takım tezgah denildiği zaman şu laboratuvarda gördüğünüz tezgahların dışında efendim herhangi bir talaşlı imalatla ilgili olmayan bir makineye takım tezgahı diyemeyecek. Bilen insanlar diyemeyecek. Bazı insanlar efendim onlara da takım tezgahı derler ama bilen insanlar da takım tezgahı denildiği zaman İngilizce'de metal cutting. Metallerin kesilmesi işiyle meşhur olan. Almanca'da serşmarlık teknik, talaş kaldırma. Türkçe'de talaş kaldırma diye ifade ettiğimiz hakikaten ham bir malzemeden nerede o dört köşe verdiğin bana efendim polyamid malzeme şöyle bir ham malzemeden bir tanesi. Böyle bir ham malzemeden bu bir ham madde bana geliş gibi bana. Biz bundan ne yapabiliriz? Şöyle bir ürün veya bu bir ham madde olur. Biz bunlara yuvarlak malzeme diyoruz. Bunlara prizmatik malzeme diyoruz. Bu malzemelerden bizim istediğimiz formda ne diyor? Nedir şimdi bakın tezgahın üstünde şu çapta bir alüminyum malzeme var. Şuralarda işlemişiz patrol olarak görüyorsunuz. Bu benim dışında bir arkadaşım efendim projesi doktora tezinin devamı olan bir projesi gelmişler burada tezgahın üstünde duruyor. Efendim bunları şurası bunda bir ürün kabul edelim. Bu faturaları amaçlı olarak işlendiğini kabul edelim. Dolayısıyla şu parça bir yerlerde iş görüyorsa arkadaşlar, biz buna ne diyeceğiz? Ürün, mamur diyeceğiz. İşte böyle mamur hale getirmek nasıl mümkün olabilir? Şöyle bir ham maddeden başlarsınız, böyle. Demek ki biz ham maddelerden mamur maddeyi elde ederken talaş kaldırma yöntemini kullanıyorsak, parçaların üzerinden partiküller halinde, parçalıklar halinde talaş, yonga, benzeri, toz vesaire kopartarak alıyorsak ve sonra geriye kalan cisim, işte şurada gördüğünüz gibi bir ürün ise, fonksiyonel ise, estetik ise, resmine uygun bir ürün ise ve bunu biz talaş kaldırma usulüyle yaptıysak bu işe ne diyeceğiz arkadaşlar? Takım tezgahında yapmışız. Torna tezgahında yapmışız. Freze tezgahında yapmışız. Eğer bu talaş kaldırma yöntemiyle yaptığımız nihai ürünler bizim için nihai ürünler. Ama bizim geliş itibariyle şu da mesela bunun çelik olanları vesaire düşünün. Bu da metalürji sanayi için, metalürji mühendisleri için, izabe sanayi için, biz ona izabe diyoruz. Metalürji yabancı değil olsa daha anlaşılan bir kelime artık. Metalürji. Onlar için bu nedir? Üründür. Bizim için de sorunlar. Biz buna diyoruz ki piyasada ya arz ediliş şekli itibariyle prizmatik, çubuk, levha, malzemeler onlar için ürün olarak arz edilir. Bizim de işleyebileceğimiz yumuşaklığa getirildiği üzere pahalanmış olarak arz edilir. Sonra biz onları çok sertleşmemiş bir haldeyken ne yaparız? İşleriz. Eğer sertleştirmesi gereken yüzeyleri veya tamamen sertleştirmesi gereken cisimlerse, mamullerse ne yaparız? Onları su veririz. Su verdikten sonra arkadaşlar o parça hiçbir zaman talaş kaldırma yöntemiyle işlenmez. Bir tek talaş kaldırma yöntemiyle taş tezgahlarımız var, rektifiye tezgahlarımız var.
veya efendim, parçalı tezgahlarımız var. Orada kıyametler kopar, böyle kıvılcımlar uçur. O kadar küçük toz halinde partiküller koparıyor ki. Bilemek için kullanıyoruz. Bakın arkamızda kapıdan girerken gördüğünüz sağ tarafta küçük bir zımpara taşı motoru. O taş tezgahı değil ama niye de olsa yine de olsa bir zımpara taşı motoru. Motoru ve küçük olsa bir tezgahı.